The worst move that I saw yesterday was Dimitra, when Emre was talking. They were talking about him writing Dalaka. Dimitra did a move there and I didn't like it. She did like this to Emre. Emre is a good boy. Yeah, they say all the time this. -"This is Dimitra, right? -"Yes," she said. And, -"This is Dimitra. -"And Emre was like this. He liked it a lot. Of course. It was such a bad move, man. Emre, a good boy, Θέλω να σε ψηφίσω γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει το αποτέλεσμα. If they lose the immunity next week, Emre, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yes. That, ah, he's a good boy and I like you, you are the best. He's yeah, he to be yeah. one of the candidates. Yeah. And then uh, actually he met, uh, talked to him and he said, you will be candidate, you know, when you lose. Uh, he said, I know. And then Atakan said, how do you know? Maybe it's me and Yusuf. <laughs> I mean, come on. Why you say such things really? No one believes. Evet, beyaz takımda konseydeki konuşmaları Emre'nin e, tavırlarını ya da e, yazdığı Spiros yazmasını değerlendiriyorlar. Bora Emre için iyi çocuk diyor. Normalde kavga <laughs> ettiği biri. Neler düşünüyorsunuz? Yani bu iyi çocuk da bana çok etici gelmedi. Ne var ki bunda? Ben anlamadım. Tam soruyorum ya işte. Ben mi yanlış anlamadım? Ben, ben de anlamadım. <laughs> yanlış mı anlamalıydım? <gülüyor> 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 yani gayet böyle hani Emre'yi sevdiklerini hissettim ben. Bundan nasıl bir negatif bir şey çıktı? Ben onu anlayamadım. Dimitra zaten öyle bir insan değildi. değil mi? evet. de e, böyle sıcak kanlı olan kavga etmeyi sevmeyen, yüksek ses tonunu sevmeyen birisi adada. Yani bu zamana kadar öyle izledik. Emre'ye de o yaklaşımını ben çok normal karşıladım. Yani burada bir şey yok ama niye anlatmak istedi Bora o kısmını anlattı. Yani Bora <laughs> çok başka yerden bakmış bence olaya ama öyle bir sevimsiz bir durum yok yani. Peki neden Dimitra ile Emre arasındaki ilişkiyi böyle bir deşmeye çalışıyor Bora? Bora bu. Şimdi o kadar <laughs> bilemeyeceğim onu. O şu an ne hissediyor bilmiyorum o açlıkta. O yüzden de ne hissediyor bilmiyorum. Ama böyle aklı salim baktığın zaman bu gerçekten sempatik, Emre'nin sevildiğini gösteren bir görüntü bizim için. Yani bundan nasıl negatif bir şey var ben yanlış anlamadım. Bir de şey diyor <laughs> e, Atakan'la alakalı. Gözü kulağı hep bizim bench'te diyor. Bunu en çok yapan Bora değil mi aslında? Bora ve Hikmet. Hikmet ne diyor? <laughs> ya Atakan onlardan sonra yerde. Onlar, geldi, onlar değil mi? konuşurlarken bile onlar konuşurlarken bile ben kimi seçeceklerini duyuyorum diye Hikmet söylüyor. Seni söylüyor. İşte seçim yapacaklarken Emre'ye gidip kimi yazacaksın diyor. Yani gözü kulağı karşıda. E Bora'nın da devamlı orada. Bora devamlı karşı tarafın yaptığını bize anlatıyor. Ama Atakan şey yaptığı zaman senin gözün hep burada. Ben ne örneği vermiştim? Hani bir insan kendi hatasını başkasına görünce onu dile getirir ya. Ondan sonra sağ bana bir psikolojik danışman e, rehberlik yapan bir öğretmen arkadaşımız dedi ki evet dedi. Bu dedi psikolojide vardır zaten. Sigmund Freud'un yansıtma metodudur dedi bu. Yani sen sende olan bir tane hatayı bilirsin. Ondan sonra onu bir başkasında gördüğün zaman da bak böyle yapıyorsun işte ne kadar büyük bir hata dersin. Bu insan psikolojisinde savunma mekanizmasıymış zaten. Şimdi bu arada aynı şeyi yapıyor. Atakan'a şeyle itham ediyorlar. Mesela bizim tarafı gözlemekle bu bir hataysa eğer ki bence hata değil. Sen de yapabilirsin, sen de yapabilirsin. En çok bunu yapanlar zaten sizsiniz. Evet. Ki olması da lazım bence. Survivor'da yarışmacılar karşı tarafı dinleyecekler, taktik yapacaklar, gözlemleyecekler. Aynen. Bu bir hata değil ama bunu bir hataymış gibi Atakan'ın suçlamaları ve kendilerinin yapmaları saçma zaten. Aynen.